Hani ben bir söz söyledim ya, bana kızdılar. Okulların önünde uyuşturucu satanları görürse polisimize ayaklarını kırın dedim. Bana kızdılar. Orada niçin söyledik biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Bu meseleyi bitireceksiniz diye. 2016 rakamlarını gördüm. Uyuşturucuya doğrudan bağlı ölümlerin sayısı 920 olmuş. 500'den 920'ye çıkmış. Neden? Bu sentetik uyuşturucular, kimyasal uyuşturucular, bonsai, kaptagon ve onların türevleri sayesinde buna çıkmış. Sonra 2017, rakam 941. Baktım ki trend yükseliyor ve bu daha fecaat durumlara doğru gidecek. Hemen arkadaşlarımızı topladık. Ve ne olursa olsun bunu bitirmemiz lazım. Bu mücadeleyi ortaya koymamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Allah razı olsun. Aynı şekilde, aynı mücadeleyi, aynı kararlılığı ortaya koyarak devam ediyoruz dedi. Ve size bu senenin rakamını söyleyeceğim. Bu yıl adli tıp rakamı, bunların hepsi adli tıpın rakamları. Şu anda, evet, Kasım ayının ortasına kadar geçen yıl 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 380'e kadar düştü. Bakalım bir sonra öyle tamamlanacak. Ama mücadelemiz burada bitiyor değil. Mücadelemizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Hep birlikte. Çünkü bizim derdimiz var. Derdi olmayan bu işleri yapamaz. Yine aynı zamanda terörle mücadelede bir, son 30 yılın terör örgütüne en düşük katılımının gerçekleştiği bir yılın içerisindeyiz. İki, terör örgütünden kopmaların en çok olduğu bir yılın içerisindeyiz. Aynı zamanda daha dün Tunceli'de bir sığınan mağaranın içerisine sıkıştırdık bunları. Büyük bir mağara yapmışlar. 550 metrelik bir mağara. Katları var. Ve bunu tespit ettik. Yiyecek depoları ayrı, spor salonları ayrı, eğitim salonları ayrı ve yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden itibaren bunlara oradan çıkın dedik. Çıkmadılar. Çıkın dedik, çıkmadılar. Sonra içeriye sesle yayın yaptık. Çıkın, çıkmadılar. Daha sonra da dün itibariyle hepsini etkisi hale getirdik. Evet. Evet.